Yumak Otomotiv Konya Selçuklu'da uzun yılların deneyimiyle faaliyet göstermektedir. ...1975 yılında kurulan firma, araç, motor parçaları için hassas yedek parça üretimleri yapmaktadır. Biz de firma yönetim kurulu başkanı Mehmet Yumağı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben teknik liseden sonra, işte 1977 yıllarda babamın atölyesinde, daha çok tamirat değil de bir şeyler üretmek çabasındaydım o yıllarda. Ve basit parçalar üretiyorduk. Kendi firmam askerden sonra 1982 yılında kurdum. İlk başlangıçta fason yaptırıyorum, yani kendi makinem, tezgahım yoktu. 85 yılından sonra da kendi makinalarımızı almaya başladık. İlk torna tezgahıyla başladık. 90'lı yıllarda işte kompütürlü tezgahlara geçtik. Tabii o yıllarda ben tek lisedeki öğrencilik yıllarımda hayalim işte yurt dışına, dünyaya bir şeyler yapıp satmak gibiydi. Bu tırlarla ilgili yani yedek parça üretimimiz önce iş piyasa taleplerine yönelikti. O yıllarda tabii yurt dışı pazarı olmadığı için iş piyasa talep edilen işte motorlarla ilgili, evet, aktarma organları yani şanzıman ve diferansiyellerle ilgili talep edilen veya mevcut tüketilen ürünleri tespit edip yapıyorduk. O yıllarda Türkiye pazarı tabii sınırlı olduğu için değişik ürünleri yapıp satıyorduk. Tabii belli bir ürün adedinden sonra pazar kabul etmiyor. Sürekli yeni farklı ürünler tercih yapmak zorunda kalıyorduk. Daha sonra işte Türkiye ihracatı öğren diye işte özel yıllarında biz de ihracata başladık. İlk ihracatımızı daha çok Suriye ile başladık. O yıllarda ihracat yapan firma otomotivde Konya'da birkaç tane sınırlıydı. Derken işte yaptığımız ürünlerdeki sorunsuzluk yani müşteri memnuniyeti olduğu için yani sıkıntı olmadı. Bugünlere geldik. Yurt dışı pazarlarını açıldıktan sonra biz artık kendimize bir konu seçtik. Dedik biz fren sistemleri yapalım. Yani artık her karışık ürünlerden kendimize ihtisas konusu seçtik. Dedik ki biz fren sistemlerinde olan komponentleri yapalım. Karar verdik ve son 15 yıldır bu konuda ciddi mesafeler aldık. Bizim toplam 33 bin metrelik arazide 12 bin metre kadar kapalı bir iş yerinde faaliyetimiz devam ediyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye de müşterilerimiz var ve 60 ülkede işte 200-240 adet gibi alıcılarımız var. Mehmet Yumak konuşmasında hükümetin sanayicilere her türlü destek verdiğini dile getiriyor. Hükümet politikaları oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Fuarlar, işte yurt dışı gezileri, katalog gibi her türlü sanayicinin ihtiyacı olan giderlerinde ciddi destekler var. Bu destekleri rahatlıkla alıyoruz, sorun yok. Bence sanayicinin hükümetten beklentilerini büyük kısmını karşılandığını düşünüyorum. Mesela TÜBİTAK hibeleri, MEVKA projelerinin destekleri. Ben düşünüyorum, ben şunu görüyorum ki şu son hükümet politikaları bir şeyler getirin, proje getirin size para verelim diyorlar yani. Basit projelere dahi para verelim diyor diye bir mantığı görüyorum. Biz de bunlardan faydalanıyoruz ve bu destekler de çok mantıklı, akıllıca yani kontrollü. Üniversiteden profesörler geliyorlar, bu süreci takip ediyorlar, onaylıyorlar ve sorunsuz bu projelerden yeteri kadar faydalanabiliyoruz. Yani top bizde. Daha çok proje, daha çok para. Tabii Konyalı Anadolu'nun göbeğinden bir başbakan çıkması Türkiye için çok güzel bir şey. Şans, Konya için de şans, Türkiye için şans. Dünya için de şans. Mehmet Yumak, Çinli rekabetin zorluklarına değinerek buna karşı alınan önlemler hakkında bilgiler veriyor. Çin bu konuda sürekli grafiğini yükselterek devam ediyor. Çünkü fiyatlar ciddi şekilde farklı, düşük. Çin bu konuda her geçen gün daha çok başarılı oluyor. Çin'in tabii kaliteli ürünleri de var. Daha hızlı, daha yüksek adetli ürünleri tercih ediyoruz. Yani pazarda satılabilen
yüksek adet pazar olan ürünlere yoğunlaşarak Çin'in fiyatlarına giremeyiz ama tabii Çin'den işte yüzde kaç daha pahalı olduğumuz zaman pazarlarda sürekliliğimiz olabileceğini düşünerek böyle planlar yapıyoruz. Mehmet Yumak programımız aracılığıyla girişimcilere şu tavsiyelerde bulunuyor. Firmalara tavsiye edeceğim şu. Yani hafıza ve beyin insanlara önem versinler. İki, fazla faizle çok daha büyüme hırsına kapılmasınlar ve kadrolarına sahip olsunlar. Mehmet Yumak, işçi ve işveren arasındaki birlikteliğin güçlenmesiyle birlikte üretimlerin daha da verimli olacağını vurguluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a buradan tekrar sesleniyorum. O cümlesi çok takdir ediyorum. Kazancınızı artık çalışanlarınızla paylaşın. Bu çok güzel bir cümle. Peygamber Efendimiz'in bir hadisini söyleyeceğim. Resulullah Efendimiz diyor ki, yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. İşçi, işveren arasındaki diyaloğun mükemmelleşmesi için bu hadis çok önemli bir, bize ipucu veriyor. Bu aradaki diyaloğun mükemmelleşmesi şüphesiz ki ürüne, verimliğe kesinlikle yansır. Mehmet Yumak son olarak ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle dile getiriyor. Biz sektör olarak bu otomotivle devam etmekten başka şansımız yok. Yeni nesil araçlarda artık bizim yaptığımız fren sistemlerinde kısmen de olsa elektronik üniteler ilave ediliyor. O da bizi zaman zaman ileride zorlayacağını düşünüyorum. Ama şu anda devam ediyoruz.